Azerbaycan'daki bir ders kitabından. Çaldıran, bak onlar nasıl yazıyor, biz nasıl yazıyoruz. Ekin'cim şunu ekranın yarısına verebilirsen. Otlu, şimdi diyor ki efendim, 1514. yıl yani, Ağustos'un 23'te Çaldıran düzünde kanlı dövüş oldu. Kanlı dövüş. Üz üze gelen iki ordu sadece olarak iki Türk İmparatorluğu'nun harbi kuvveleri değil, hem de en ifrat din düşmançılığı ruhunda terbiye edilip birbirine karşı koyulan ve şehit olmaya hazır olan silahlı fanatikler idiler. Çaldıran dövüşü tarihin en kanlı kardeş kırgınıydı. Kardeş savaşı. Yeah. Yavuz Selim üçün için yani büyük zafer sayılan Çaldıran vuruşması aslında Türk dünyasının umumi faciası, GAP diplomatiyasının ise galebesi oldu. Bu dövüşte yalnız Safeviler 3000 yani nefer itki verdiler. Kayıp, itik. Yaralanmış Şah İsmail öz ordusunun selamet kalan, yani sağlam ayakta kalan hissesiyle, kısmı ile muhasıra halkasını yarıp Tebriz'e doğru çekildi. Sultan 1. Selim onu takip etti ve Eylül'de Tebriz'i tuttu. Lakin Şah İsmail'in hilesinden ihtiyat ederek geri kayıttı. Bir şey yapabilir diye çekindi, geri çekildi diyor. Çekildim, evet. Güzel yazmışlar. Güzel yazmışlar. Böyle yazmışlar. Azerbaycan'da gördüğünüz gibi Çaldıran, yani Azerbaycan Cumhuriyeti bu. Evet. Ötekinde İran Azerbaycan'ı değil. Efendim Çaldıran dövüşü tarihin en kanlı kardeş kırgınıydı. Bize güzel edersen böyle yazılmıyor ama bilmiyorum. Tabii İran kaynaklı, İran ders kitaplarında da İran'ı istilaya gelen Osmanlı ordularına karşı İran halkının milli bir direniş olarak anlatılıyor. İran halkının milli direnişi. İran halkının milli bir direnişi diye anlatılıyor. Ve İran'da milli devletin kuruluşu da Çaldıran'la başlatılıyor. O bakımdan şöyle yaparsan yanlış değil. Tabii kendi açılarından. Şiilik açısından da öyle. Ama büsbütün de İranlıların katıldığı, yani Farsların ve diğer yerli İran'ın. İran ders kitaplarında Çaldıran Savaşı kısmını göndermişler. Zor görüyorum ama şimdi ilk öncüm. Ekranı lütfen ikiye bölelim. Bir tarafa şu Agay Hüseyinzade'nin gönderdiğini koyalım. Ben bunu Türkçe olarak okumaya çalışacağım. Metni biraz hızlı yapacağım. Hata yaparsam kusura bakmayın. Görüntü geliyor mu oraya? Ha tamam. Monitörün ekranı Şah İsmail Pesel. Şimdi aşağıya girelim. Şuradan gelelim. Hükümeti Uzbekistan Erdaşı Mali Şok ve İmparatorluğu Osmanlı Dalgabı İran Teşkil Hükümeti Kötetmen Safevi İran'ın kuzey doğusundaki Özbekler ile Özbek hükümeti ile batısındaki Osmanlılar Safevi devletinin yerleşmesinden hoşnut olmadılar, memnun değildiler. Şahzime İbdai Tecavüz Özbekhan ve Horasan Radefkat. Şah İsmail Özbeklerin Horasan'a tecavüzlerinin önüne geçti. Onları def etti, kovdu. Sefes mukabil Osmaniyan Reft. Sonra Osmanlılar. Şimdi İmparator Osmani Basipahi Peşumara Osmanlı İmparatoru yani Yavuz çok sayıda mücehhez bir dakika Bekasan Abudi çok sayıda sipahiye Nabut Hükümet sipahiyle beraber Safevi yönetimini ortadan kaldırmak için İran'a hareket etti. Dermahali Benam'ı Çaldıran denilen yerde Hoy şehrinin yakınlarındaki Çaldıran denilen yerde şiddetli bir savaş oldu. Babacık bir vakiyi Şehzade Şah İsmail der, Serbazan İran'ı şikeste odan. İşte İran ordusu yenildi, Şah İsmail kurtuldu. Tam yenildi diye değil, kibar üslupla anlatıyor. İntihabı Şehir ve Rezim'in yenilginin sebeplerinin başında Osmanlı ordusunun ateşli silahlar, top ve tüfek kullanması geliyordu.
ki İranyan fakadan bundan ona da yoktu diyor. Ezdela ve lasi şikası safeviyan derin cekbut. Ne dedim? Ve Safevi ordusunun kırılmasının yani oradaki yenilgisinin ana sebebi Osmanlı ordusundaki bu teknoloji yani ateşli silahlar, top ve tüfek diyor. Şimdi üst kısmına şey yapmadım. O Muhammed Arkamış, o İsmail Pesazlar ve Gözarı da tabi bizi Semih'de başlayışı işte şeyi anlatıyor yukarıda. Şah İsmail Şia inancının İran'da resmi hükümet mezhep demiyor da şey haline getirmişti. Ondan sonra hükümete bile şu paragrafta söylediyordu, şurada gösteriyor. Ondan sonra da Şimalisa Kuzeydoğu'daki Özbeklerle batıdaki Osmanlılar bundan hoşlanmamışlardı. Özbekleri yendi, geri attı. Fakat Osmanlı İmparatoru olan Selim şeye geldiği zaman yürüdü, üzerine yürüdü. Hoyya yakınlarındaki Çaldıran'da karşılaştılar. Selim'in ordusunda asker miktarı çok fazlaydı ve şeyler ateşli silahlar, top, tüfek vardı ellerinde. İntihab-ı Şiva'yı rezmi münasebe ve zaten yenilginin sebebi de diyorlar, Şah İsmail'in yenilgisinin sebebi de bu. Şimdi bu ders kitabıysa çok şey olarak söylüyor yani gayet hocam pardon şey olarak değil yani şu olmuştu diyor ama bir başka metin daha göndermişler Sayın Hüseyin Zavada Danışamız olan Aziz İnayet neredeydi o Nakşa Hakim ve Tarihi Defteri Telif Kitabı Dersi İbtidai ha bu bir ilkokul kitabından şey yapılmışlar işte yani bu mealde şeyler efendim Sayın Mahmut Hüseyin Zavada'ya tekrar teşekkür ediyoruz İran ders kitaplarında geçtiği şekli. Çaldıran savaş konusunda. Valla şu ana kadar Azerbaycan'dan geldi, İran'dan geldi, Türkiye'yi bilmiyoruz. En güzeli bu. Evet, Çaldıran savaş konusunda Nasrullah Felsefi'nin İran'ın önemli bir Safevi tarihçisidir. Hem bağımsız makalesi hem de o makaleden yapılmış küçük bir kitapçığı var. Orada hocam o konuda yayınlar vardı. Evet. Yok şey, yok, şey için söylüyorum. Yani ne kadar abarttığını anlatmak için söylüyorum. Osmanlı ordusunu 200 bin, Safevi ordusunu 40 bin gösterir. İranlıların topyekün direnişe geçtiğinden, milli bir devletin kurulundan falan bahsedin. Her neyse.